Herkese merhabalar, ben Elif Naz. Bu benim ilk videom ve bu video karantina sürecimle alakalı bir vlog olacak. Bugünün tarihi 12 Mayıs Salı ve yarın bir günlük dışarı çıkma iznim var ve sizlere bu süreç, bu izin boyunca ne yaptığımla ilgili bir video hazırladım. İsterseniz vloga geçelim. Günaydın. Şu an saat 10.30 ve ben yeni kalktım. Şimdi işte yeni yatağımı topladım, giyineceğim. Giyindikten sonra büyük ihtimalle kahvaltı yapmadan çıkacağız direkt. İşte kaç gibi çıkarız? En geç 11.30 gibi çıkarız. Ama şimdi hazırlanıyorum. Şimdi hazırlandım. Saçımı yaptım, makyajımı yaptım, giyindim. Üstümü de göstereyim. Şöyle kamerayı çevireyim. Böyle beyaz bir tişört, kot pantolon normal. Bir de çantam. Bu hava bayağı sıcak. 30 bilmem ne derece. Şöyle yine kendime öldüm. Ay, elim şey oldu. Havam neredeyse 40 derece. 35-40 arası ve bayağı sıcak. Bu yüzden sadece tişörtle çıkacağım. Bugün hiç hırka falan almayacağım. Şimdi işte biraz... Ay, hiç kırık tuttu. Birazdan çıkacağız. O zaman görüşürüz. Geldik çarşıya. Ve yaklaşık bir yarım saat kadar buradayız. Zaten hiçbir yer alınmıyoruz ve hani gezecek pek bir yer yok. Genellikle kapalı. İşte yaptık alışverişimizi bir iki yerden. Ben sadece işte tişört alabildim. Çünkü tişört değil aslında. Üst direkt giyeyim. Üst alabildim çünkü çok bir şey de yok hani alınacak ya da bakılacak. Şimdi annem şuradan içeriden bir şey alıyor. Daha sonra büyük ihtimalle eve geçeceğiz. Orada size tişörtleri göstereceğim. Öyle yani. Daha sonrasında da yemek söyleyeceğiz. Şimdi eve geldim. Evet. Geleli aslında oldu bayağı. Şu an saat 4 çeyrek. Biz 12'si 2 gibi falan geldik eve. Çünkü birkaç markete uğradık ve hani almıyorlardı, biz de girebildiğimiz yerlere gittik. Birçok market almıyordu. Daha sonrasında ne yaptım? Şimdi çarşıyı anlatacağım. Ondan sonra da aldığım şeyleri göstereceğim biraz. Bayağı doluyum yani. İnsanların hepsi, çelek çocuklar için izin olunca hepsi kendini sokaklara atmış. Nerede baksan insan var, gerçekten korona falan şey olmamış ama herkes maskeli. Çalışanların neredeyse hepsi maskeli, çoğunun eldivenleri var ve bu konuda bayağı uğraşılmış. Fakat şöyle bir sorun da var ki 20 yaş altında olduğum için bir sürü yere giremiyorum. Çünkü 20 yaş altı ile 65 yaş üstüne almıyorlar. Ve bu aslında beni üzdü. Çünkü girmek istediğim çok fazla yer vardı ve giremedim. Daha sonrasında hani şöyle de söyleyeyim size, aslında daha çok video kaydı eklemeye çalışacaktım. Sadece ufak bir kesit oldu, onu da izlediniz. Şöyle söyleyeyim, cidden hani korona olmasına rağmen sadece bir günlük izin olduğu için çok fazla insan dışarıda. Ve bu yüzden ne zaman bir şey çekmeye çalışsam ya bir araba geçiyor ya biri böyle kenardan fırlıyor, bağırıyor falan. Cidden çok garipti hani yine de öyle olmasına rağmen. İşte bir iki yer gezebildim. Aldım birkaç parça bir şey. Şimdi size onları göstereceğim. İlk olarak bu üstümde gördüğünüz Nike baskılı tişört vardı yazılı. Ben de çok beğenmiştim. Ve siyahını aldım. Böyle crop top ve aşırı rahat bir üst. Kumaşı da çok güzel ve hiç üstünüzden çıkarsanız gelmiyor. Cidden çok seviyorum. Daha sonra yine Nike baskılı böyle bir siyah bir üst yer. Aynı tişörtün kumaşından ve bu da aşırı rahat. Hepsini denedim fakat evde denedim. Orada kabinlere girmiyorsunuz. Bunun tersi dizin arası, bir saniye ayarlayayım, göstereceğim size. Böyle ip askılı beyaz bir crop top aldım ve bu cidden çok güzel. Kumaşını aşırı beğendim ve çok yumuşak ve hoş da duruyor. Birçok şeyle kombinleyebiliyorsunuz. Aslında almayacaktım. Sonra dedim ki hani ben bunu pek çok şeyle giyebilirim. Bu yüzden alma kararı verdim. Sonra Adidas'ın Vapor Lightness deodorantı. Zaten biliyorsunuzdur. Ben de vardı, daha öncesinde çok seviyordum. Bitmişti, bir daha aldım. Ondan sonra ne var? Burada da Garnier'in
Toniği var. Bu üzüm sulu bu arada. Bunun kokusu aşırı güzel. Bende bunun kremi de var ve çok güzel kokuyor. Kokusuna bayılıyorum. Bu yüzden toniği gördüğümde dedim ki alayım hemen. Daha sonra bir de şu kahveyi aldım. Fakat şu an bitti bu. Şu Starbucks'ın şekersiz lattesi. Ben bunu orada çok kahve istemiştim canım. Yemek yememiştim ve çok açtım. Kahve de istemiştim. Bu yüzden aldım. Fakat bayağı beğendim. Ama şöyle, Starbucks'ta çok daha ucuz alabiliyorsunuz. Bu yüzden korona bitince bunlar yerine Starbucks'ı tercih edin. Çünkü normal Starbucks fiyatlarından biraz daha pahalıydı. Alışverişim ve günüm bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim ilk videom ve ilk vlog deneyimimdi. Videoyu beğenmeyi ve beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Bay bay.